Çok kıymetli Akit TV izleyicileri, İlimden İrfana programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimiz Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. İnşallah biz de bu programda doğru söz söyleyenlerden oluruz. Daha önceki programlarımızda Orhan Çeker hocamla birlikte çocuk haklarından başlamıştık. Bu bölümde de inşallah yine çocuk haklarından devam edeceğiz ve insan haklarını beraberinde işlemeye çalışacağız. Program konuğumuz Ehl-i Sünnet Alimler Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Orhan Çeker hocamız. İnşallah Orhan hocamla birlikte bu konuları işleyeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyisinizdir hocam, inşallah görüşmeye. Allah ininizi daim etsin inşallah. Sağ olun. Sayın hocam, daha önce bir çocuk hakları meselesinden girmiştik. İki program yapmıştık. İki program yapmıştık. Çocuk hakları değil de şahsın hukuku diye. Şahsın hukuku. Çocuk da bu arada işlenmiş oldu işlenmişti. Tabii. En son buluğ da kalmıştık. Buluğ ve sonrasında kaldık. Evet. Ondan sonra inşallah insan hakları ne demek onunla ilgili bir değerlendirme evet, yapacağız. Evet, günümüzde çok ihtiyacımız var hakikaten. Çünkü topluma baktığımızda, i̇nsan dünyaya hakları, baktığımızda değil insan mi? İnsan hakları konusunda epeyce vukuatımız var. Eyvallah. Bunu anlatalım inşallah. Hem dünyada var hem de Müslümanların arasında var. Tabii. Bu çok önemli konu, hakikaten tabii, önemsiyorum. Evet, evet. Dilerseniz çocukların bu uçağından tamam, başlayalım, tamam. Oradan devam edelim. Buyurun hocam. Şimdi konu bağlantısı olsun diye İnsanın gelişimindeki çağları bir hatırlatalım. Bir, doğum öncesi, ceninlik dönemi. Sonra doğumla birlikte başlayan ve tembiz ve akılla biten tembiz öncesi dediğimiz dönem. Sonra tembiz sonrası, buluğa kadar. Bu arada izin dönemi, mezun olma dönemi de var. Bunların hepsini anlattık. Buluğda kaldık. Eyvallah. Buluğ biliyorsunuz insanın olgunlaşması, bedenen olgunlaşması, kendi cinsinden birini oluşturmaya müsait hale gelmesi. Kendi cinsinden birini oluşturmaya müsait hale gelmesi. Bu bütün yaratılmışlarda vardır. Hayvanlarda da vardır, insanlarda da vardır. Mesela yeni doğmuş bir kuzu, kuzu doğurmaya müsait değildir. O bir büyüyecektir. Buluğa erecektir. Belli ondan sonra. Yaşa gelecek. Ya da bir ağaç diktiniz. Diyelim ki fidan diktiniz. Hemen meyve vermez. Belli bir seviyeye gelir sonra meyve vermeye kalkar. Bu bütün yaratıklar için böyle. Hatta gökbilimciler diyorlar ki yıldızların bile doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, öldüğü vardır yani. Evet. Mesela. Her neyse insan şahsın hukuku içerisinde İnsan için buluğ çağı da bir şeydir, bir çağ oluşturur. Buluğ bir hakikisi var, bir de hükmisi var. Hükmisi gerçekte yoktur ama varsayılır demektir. Şöyle de diyebiliriz, gerçekte biyolojik olarak yoktur ama hukuken var kabul edilir denilen şeydir. Hakikisi bedendeki alametlerle ortaya çıkar. Hükmisi alamet görülmediği zaman belli bir yaşta balik sayılmasıyla ortaya çıkar. Demek ki buluğda bir yaş söz konusu. Akıl ve temyizde de öyleydi. Öyle anlatmıştık. Diyelim ki buluğun bir asgari yaşı var. O yaştan sonra buluğ alameti beklenir. Alamet görüldüğü an azami yaşı beklemeden buluğ başlar. Buluğ başlar. Ve artık baliğ olur insan. Bütün hükümlere karşı muhatap olur. Sorumlu olur. Ama bu alameti görmeden yaşını dolduracak olursa azami yaşı, bu sefer biyolojik olarak buluğa ermemiş bile olsa hükmen buluğa erdi kabul evet. edilir. O zaman biz şunu anlatmamız gerekiyor. Buluğun asgari yaşı nedir? Azami yaşı nedir? Bir de bu arada beklediğimiz alametler nelerdir? Eyvallah. Bunu ya söyledik mi buluğun ne olduğu anlatılmış ortaya çıkıyor olur. Zaten. Buluğun asgari yaşı kız ve oğlana göre değişiyor. Kızlarda 9 yaşın tamamlanması. Biliyorsunuz dinimizde yaş deyince kameri seneye göre o yaşı tamamlamak ve bir üstünden gün almak demektir. Kameri sene 354 gün. O zaman 354 çarpı 9 eşittir buluğun asgari yaşı kızlar için.
kızlar için bu yaştan sonra buluğ alameti görülebilir demektir. Oğlanlar için tabi bunlar tecrübidir. Şeyle kitap sünnetle illa budur diye bir kayıt ben hatırlamıyorum. Tecrübi olarak konmuştur ortaya. Oğlanlar için 12 yaştır. 12'yi tamamlayacak, 13'ten gün alacak. Kızlar 9 yaşını tamamlayınca, oğlanlar 12'yi tamamlanınca buluğ alametleri beklenen çağa gelirler demektir. Buluğ alameti beklenen çağ için biz delikanlılık diyoruz. Halk arasında öyle konuşuyoruz. Kanı deli. Evet. Zaten fıkıhtaki ismi de mürahik. Mürahika kızı ise mürahik. Mürahik özellikle hem hal ve hareket itibariyle hani hiper bilmem ne diyoruz ya. Hiperaktif diyoruz. Hiperaktif diyor. Delilik dönemi. Hem de şehevi anlamda da biraz delilik dönemidir. Ya, o duyguların canlandığı yaşlar. Dolayısıyla delikanlılık dönemi diyebiliyoruz. Oğlanlar 12'den başlıyor, kızlar 9'dan başlıyor. Hatta diyelim ki kızlar için müştehat yaşı da dediğimiz yaş da bu oluyor. Bundan sonra bu yaştan sonra alamet beklenir. Alamet görüldüğü gün buluğ başlar. Evet. Buluğ oluyor. Şöyle düşünülebilir. Yani 12 yaşında kız mesela buluğa ermiş olur mu? Bize gelen sorulara bakarsanız olur. Hatta kimileri diyor ki kızım ilkokul bilmem 2'de mi 3'de mi 11 yaşında ay hali gördü ne olacak diyor mesela. Evet. Hükümlerini soruyor. Evet. Tabii hassas aileler. Sen az önce dediğin gibi ona göre işte kızını örtecek, namazı aksattıracak. Önemli hocam bunlar. Çok önemli şey. Namazı aksattırmayacak, oruç tutturacak filan diye. Eyvallah. Çünkü mükellefiyetler başlıyor. Onun için soruyorlar zaten. Diyelim ki ikincil alametler yani İmam Azam'la İmam Muhammed'in buluğ alameti saymadığı, diğerlerin alamet saydığı şeyler ne? O da vücuttaki fiziksel değişiklikler. Mesela vücuttaki diyelim ki kabarma şeklindeki değişiklik, sakalın çıkması veya diyelim ki mesela etek tıraşının gerekli olması filan gibi sesin kalınlaşması, incelmesi misal. Bu gibi fiziksel değişiklikler çoğunluğa göre buluğ alametidir. İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre buluğ alameti değildir. Eyvallah. Tamam. Şimdi diyelim ki ittifak edilen alametler görülmedi. Devam ettik ettik. Çocuk devam etti. Azam bir yaşı tamamladı. Bu durumda çocuk hükmen baliğ olur. Eyvallah. Hakikaten değil hükmen, hukuken baliğ sayılır. Peki azam bir yaş dedik nedir? Azam bir yaş. Çoğunluğun görüşü hem kız hem oğlan için 15 yaştır. Her ikisi için. Sınırdır yani artık 15. 15. Evet. Ama çoğunluğun dedim dikkat ederseniz. İmam-ı Azam'ın görüşü böyle değil. İmam-ı Azam'ın görüşü kızlar için 17, oğlanlar için 18 yaştır. Ama bunu rüşt yaşı olarak anlamayın. Bu rüşt yaşı değildir. Rüştün yaşı yok. Anlaşıldı mı? Fakat hukuki düzenlemelerde belki belli bir yaş konabilir. O İslam'a aykırıdır demek istemiyorum. Ama 18 erkeklerde İmam Azam'a göre. Buluğ yaşı. Buluğ yaşı. Kızlarda da 17. 17. Bunu özellikle İmam Malik'in de benzeri görüşleri var. İmam-ı Azam tek başına değil orada. İmam Malik de benzeri ama. Tıpatıp böyle olmasa bile onda benzeri görüşü var. Ama bunun dışında Hanefilerin diğerleri İmameyn dediğimiz Ebu Yusuf, İmam Muhammed, ondan sonra Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi 15 yaş diyorlar. Şimdi diyelim ki çocuk alamet gördü, buluğa erdi ya da görmedi, 15 yaşı tamamladı ve hükmen baliğ sayıldı. Ne olacak? Dini bütün hükümlerle sorumlu hale gelir. Ramazan orucunu mecburi tutacak. Eyvallah. Tutmazsa üzerinde borç olarak durur, kaza etmesi gerekir. Namazları mecburi kılacak. Kılacak. 5 vakit namazı kılacak. Zenginse zekatını verecek. Fitresini verecek. Her bütün neyse. Bütün hükümler geçerli artık. Bütün hükümler geçerli. Suç işlerse ceza görecek. Ondan önce suç işleseydi
Mesela 10 yaşında bir oğlan düşünelim. Misal gitti hırsızlık yaptı. Ya da diyelim ki affedersin zina etti diyelim. Bunlara hırsızlık cezası ya da zina cezası verilmez. Peki ne olur ya? Tedbiren alıkoyucu bir takım cezalar, önlemlere başvurulur. Buna bir hukukçunun kitabında, İslam hukuku değil, pozitif hukukçunun kitabında çocuk, buluğdan önceki çocuk cezai ehliyete sahip değil, tedbir ehliyetine sahiptir diye bir ifade kullanmış. Ve doğrudur yani. Tedbir ehliyetine sahiptir. Doğru bu. Dinimizde de böyledir. Ama tabii ki pozitif hukukta 18 yaşından öncekileri böyle sayıyorlar. İmam-ı Azam'ın buluğ yaşı gibi. İslam'da ise ihtilafa göre 15'ten öncekiler de böyle, 15'ten öncekiler ittifakla çocuktur. 15'i doldurduktan sonra 18'e kadar o arada çocuk mu değil mi ihtilaflıdır. Genel hüküm nedir hocam? Şimdi tutulmuş olan hüküm 15'ten sonrası artık balık sayılmasıdır. Uygulamalar bu şekilde. Uygulama hep böyle olmuştur şimdiye kadar. Ama bir iki görüş de böyle var. Belki bu da özellikle ceza uygulamada göz önünde bulundurulabilir. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Neden? Mesela ben kanun yapacak olsam bu görüşlerden cezai konularda 18 yaşı esas alırım. 17-18'i. İbadetler konusunda 15'i esas alırım. Eyvallah. Buradan anne babalar yine tekrar ediyoruz. Tabii. Çocuklarınız 15 yaşına geldikten sonra artık bir birey haline geliyor. Yaptıkları her şeyden sorumludur. Evet. Çocuk değildir. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Peki niçin böyle alırım derseniz, özellikle ibadetlerde ben ihtiyatla hareket etmeyi severim. Yani öyle hareket edeyim ki yaptığım iş net doğru olsun. 15 yaşını doldurduktan sonra namaz kıl diyorsam ve namaz kılıyorsa çocuk, bütün görüşlere göre ibadetini yerine getirmiştir. Amin. Eyvallah. Buluğa ermedi diyenlere göre bile ibadet yerine girmiştir. Buradaki sınırımız 15 yaş. Ama cezai konudan için 17-18 dedim. Çünkü cezalarda mümkün olduğu kadar ceza uygulamama yoluna gidilir. Bir takım verilerden, suçun sabit oluşun olmamasından, subutundan, sabit olmamasından, yaşının tutmamasından, efendim mecburi kalıp kalmamasından, bütün birçok şey hesap edilir, ceza uygulamamaya çalışılır. Genel ilke budur şeyde. Eyvallah. İslam hukukunda böyledir. Dolayısıyla eğer ceza verilecekse ittifakla ceza gerekir denilen bir durum için düşünülmelidir. Ama 15 ile 18 arasında ittifak yok. Eyvallah. Öyleyse cezayı erteleyeceğiz. Ceza ile ilgili böyle. Kul hakkı ile ilgili mali cezalar için geçerli değil bu dediğim. O 15 midir hocam o yine? Yine 15 olur. Kul hakkı ya da mali bir şey. Ceza. Hatta kul hakkıyla ilgili mali cezalar, ödemelerdir bu. Buluğa ermeden de geçerlidir. Oo, çok ciddi. Mesela yani. 7 yaşındaki bir çocuk taş attı, komşunun camını kırdı. Çocuk onu ödeyecek. Bu çocuktur, ödemez denmez. Ama hırsızlık yaptı. Hırsızlık cezası verilmez ama çaldığı mal ödettirilir. Ödettirilir. Mesela. Tamam mı? Kul hakkıyla ilgili ödetmelerde yaş pek o kadar önemli değil. Deli birisi bile birinin camını kılsa ödettirilir ona. Deli akıllı, bile olsa. Tabii. Onun yaşla ya da akılla ilgisi yok. Bu kulak o kadar çok nazik ve hassas bir konu hocam. Tabii ki. Şimdi insanlar birbirlerine borç yapıyorlar ya da paraları vermiyorlar. Yani bunlar yok. O zaman düşünemiyorum yani. Bak şimdi mesela Allah hakkıyla ilgili bir ceza uygulanırken ciddi ispat istenir. Şahitler istenir, bilmem şu bu. Fakat kul hakkıyla ilgili bir konuda bir karineden bile hareket edilebilir. Şahide bile gerek yok yani. Yani hakimin fikrinin oluşması için bir karine üzerine bile gidebilir. Yeter. Sadece onunla hüküm vermez ama ondan hareketle sıkıştırabilir yani. Yani bir şahit olsa olay çözülür yani.
Tabii. Eyvallah. Bir şahit olursa öyle demedim ben. Bak yok yok ama. Yani karine dediniz. Hani iki şahit olduğu zaman zaten olay çözülüyor. Ya mesela çözülüyor. Hırsızlık yapmıştır. Hırsızlık yaptığı yerde parmak izi vardır mesela. He, karine dediniz. Karine dediğim o. Ondan hareketle hakim sıkıştırır ve itiraf etmesini temin eder. Bir itirafta bulundu mu iş bitmiştir. Ha, kendisi itiraf etmiş. Ama Allah yani. Haklarında itiraf bir taneyle olmuyor. He. İlginçtir. Şahit sayısı kadar itiraf edecek. Eyvallah. Mesela zina suçunun oluşmasında 4 şahit vardır. Zina suçunu itiraf ediyorsa 4 defa ayrı ayrı zamanlarda gelip itiraf etmesi lazım. Yapan değil mi hocam? Yapan. Tabii yapan. Şahit sayısını kadar itirafta bulunacak. Yoksa kabul edilmiyor. Suç sabit oldu denmiyor yani. İspatlandı denmiyor. Tamam mı? Evet. Bu kulaklar çok önemli hocam hakikaten. Evet, yani bugün evet. De toplumumuzda aslında en sıkıntılı şeylerden birisi yani şimdiden bu. Şimdiden tabii ömrümüz fıkıhla, evet. İslam hukukuyla geçtiği evet. için sık sık böyle toplu bakış yapıyorum zihnen. Ne kadar muazzam diyorum ya. Eyvallah hocam, harika. Hayran öyle, kaldım yani. Öyle ciddi, hassas ilkeler var ki bizim fukaha o kadar güzel kaidelerle bunu izah etmişler, kaidelere bağlamışlar ki 14 asrın Allah rızası için verilen emeği görüyorsunuz. Eyvallah. Allah hepsinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Öyle kimilerinin elinin tersiyle süpürüp de bir şey yokmuş demeleri ne bakmayın. Bu onların cehaletlerindendir. Hocam. Ya da bozuk fikirlerindendir. Ya. Geçen bir videoda izledim. Bir abimiz anlatıyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hani bir birisine borç vermiş de diyor ki şu havada çok sıcak şu binanın gölgesinde gölgelenelim yok diyor onun bana borcu var o faiz olur sıkıntı öyle olur falan. Öyle bir menkıbe tabi anlatılıyor da evet. Bilmiyorum gerçeğini bilmiyorum. Ya böyle bir hassas alimlerimiz evet. Allah razı olsun. Şimdi buluğ çağını bitirdik evet. Hükümlerini de söyledik. Geliyoruz rüşt çağına. Rüşt ile bu buluğ farklı şeylerdir. Bir deli mesela baliğdir ama akil ya da reşit değildir. Akıl ve rüşt akli gelişimle ilgilidir. Doğum ve buluğ bedenle ilgilidir. Bedenle ilgilidir. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki bu konuda İmam-ı Azam bir tarafta rüşt konusunda diğer Hanefilerle diğer mezhebe karşı da yer alır. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki bir adam akil ise mümeyyiz ise bir yandan da buluğa erdiyse dikkat edelim buluğ yaşı onda 17-18'di. Evet. O yaşı doldurduysa alamet olmaksızın bu kişi aynı zamanda reşittir. Evet. Yani İmam-ı Azam'a göre akıl artı buluğ rüşt sebebidir. Rüşte ermiş kabul edilir. Ama şöyle bir şey diyor. Eğer bu çocuk böyle malı idare edemeyen birisi ise sefih diyoruz biz ona. Sefih ise bu kişi hacır yani kısıtlılık altına alınmaz ama malı da kendisine verilmez çarçur etmesin diye. Ne zamana kadar malı teslim edilmez? 25 yaşını dolduruncaya kadar. 25'te orada sınır. 25 yaşı bizim yeni nesil genelde İmam-ı Azam rüşt yaşını 25 olarak kabul ediyor diye anlatıyorlar. Rüşt yaşıyla ilgisi yok onu söyleyeyim. Bir fikir veriyor ama rüşt yaşı olarak söylemiyor İmam-ı Azam bunu. Çünkü rüştten önce ta buluğa erince reşit olmuştu. Eyvallah. Tamam mı? Sadece insanın hani cebinde para olduğu zaman kolay harcar. Hatta kimiler yanına para almaz. Harcıyorum elimde evet, olmuyor evet. Diyor. Malını cebine koymayalım ki rastgele harcamasın Eyvallah. Kabilinden. 25 yaşına kadar bekletiriz malını diyor. İmam-ı Azam dediği budur. Peki 25 yaşını nereden buldu? O da ilginçtir. Şimdi bedeni gelişimde iki nokta var dedik ya. Doğum ve buluğ. Doğuma 7 yaş eklediğimiz zaman ne oluyordu? Temyiz ve akıl başlıyordu. Evet. Değil mi? İkisi de aynı şey zaten. Peki temyiz başlayınca tasarruf ehliyetinde gelişme oluyor muydu? Oluyordu. Diyor ki İmam-ı Azam, bedeni gelişimin birinci noktasına 7 yaş ekleyince gelişme oluyorsa işletme açısından
İkinci önemli nokta, buluğa da 7 yaş eklersek bu iş tamamdır demektir. Oradan 25 çıkıyor. 18'e 25 eklersek, 7 eklerseniz 25 oluyor. Yani. Buradan bulmuştur. Matematiksel olarak. Ve ilginçtir, Roma hukukunu okurken dikkatimi çekti. Roma hukukunda bütün çocuklar aile reisi, babanın mülkü sayılıyor, malı sayılıyor yani. 25 yaşına gelen oğlanlar artık hür oluyor. O baskıdan, hükümden kurtuluyor. Kızlar yine değil bak. Eyvallah. Tekrar. 25 diyor bak. Eyvallah. İlginçtir Roma hukukunda. Onlar da bulmuşlar demek ki matematiksel. Onu demek tecrübeyle, oğlanlar için böyle bir tespitte bulunmuşlar. İmam-ı Azam'ın da malları teslim etme yaşı. Rüşt yaşı değil. Şey yapmayın yani. Yakıştırmayalım. Yani şöyle diyebiliriz, hani yetim bir çocuk var. Ha. Yanımızda büyüyor. Bir yeğenimiz olabilir. Onun mallarını doldurdu. Teslim ama hala sesi yani. Yaş. Hayır. O buluğa erince malı güzel idare ediyorsa hemen veririz. Ha, o ayrı bir şey. Malı güzel anladım. İdare edemiyorsa en fazla tutacağımız yaş ya 25'tir. Sınır 25 o zaman. 25. 18 ile 25 arası. Ha. Anladım. Şimdi diğerleri, diğer Hanefilerle diğer mezhepler diyorlar ki rüştün yaşı yok. Tamam mı? Yani bir insan 50 yaşına da gelebilir ama savurgan olabilir. Malını idare edemiyor olabilir. Böyle bir durum var yani. Ha. Bu adam reşit değildir. Reşit olmadığı için ona bir hacir uygularız. Kısıtlılık uygularız. Onun malını kendisine vermeyiz. Malını bitirmesin, boşa harcamasın diye bir vasi tayin ederiz. Vasi onun malını idare eder. Ne zamana kadar? Rüştüne erinceye kadar. Rüştüne erdi mi artık hacir kısıtlı tamamen biter ve hukuki açıdan tam tamına işletme yetkisine sahip bir insan olur. Eyvallah. Böylece şahsın hukukunu tamamladık ama şunu da eklememiz gerekir. Rüştten sonra artık bu tamam şey ne zamana kadar devam eder? Rüştü devam ettiği sürece devam eder. Ölünceye kadar devam ettiyse ölünceye kadar reşittir. Ölünce de ne olur? Onu da tamamlayalım. Borçları varsa ödenir. Vasiyeti varsa yerine getirilir. Bu borç ve vasiyet ödendikten sonra kalan mal mirasçılar arasında taksim edilir. Taksim edildiğinde Allah rahmet eylesin işi biter. Gömüldü, olay bitmiştir. İşte yani. Bu kadar. Dünya bu kadar hocam. Bu kadar, dünya bu kadar. Yani Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. İşte doğduk, geldik, nasıldı o tam hatırlayamadım da. Kefenle ilgili bir söz var da tam hatırlayamadım hocam. Evet. Neyse aklıma başına gelince şimdi söyledim. Şimdi biz bunu niçin anlattık? İnsan haklarına bir taban, ortam teşkil etsin diye. Ha şimdi aklıma geliyor. Şimdi oldu. Anneden doğduk geldik pazara geldik. Bir kefen aldık. Daha doğmadan mezara. Önceden geldik. Şimdi işte bu arada. Doğduk geldik. Anneden doğduk geldik pazara bir kefen aldık döndük mezara. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Hayat bu yani. Tabii. Şimdi biz şahsın hukukunu tamamladık. İnsan hakları meselesine geldik. İnsan hakları niye bu kadar önemli hocam? Çok önemli çünkü insan hakları insanın müdahale etmesi ne ihtiyacı olmayan doğuştan var olan haklardır. Eyvallah. Doğuştan var olan haklar. Ve bu haklar çocuğa, kadına, yaşlıya, efendim Müslümana, gayrimüslime göre değişen şeyler değildir. İnsan olması yeterli. İnsan olması yeterlidir. Amin. Eyvallah. Tabii hayvan hakları vardır bilmem ne. Ayrı konu. Ayrı konu. İnsan hakları dediğin zaman İşte iki ayak üzerinde yürüyen, iki kolu olan, gövdesi, kafası olan, konuşan neyse, o varlık neyse onun haklarıdır. Ve bu hak, bir toplum ona bu hakkı verelim dediği için verilmiş değil. Öyle bir hak değil. Allah bizzat vermiş. Anayasada yer aldığı için değil. Ya da hukuki düzenlemelerde özel yer verildiği için değil. İnsan olması açısından Allah'ın verdiği bir haktır. Amin. Eyvallah. İşte bu haklar nelerdir? Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, hürriyet hakkı, bunlar içerisinde tabi seyahat hakkı, bilmem ne okuma vesaire şu bu hepsi var. Neyse. Tedavi hakkı, bilmem din seçme hakkı, kendi dilini konuşması, eğitiminde kullanması, kitabını ona göre yazması,
etrafını ona göre okutması, dilini her yerine kullanması, kültürünü yaşaması, dinini yaşaması. Özetle. Bütün bu haklar, işte evlenmesi, bilmem nesi, bütün bu haklar insan haklarının çerçevesini oluşturuyor. Bu insan olarak herkesin doğuştan getirdiği haklardır. Dışarıdan hiç kimsenin müdahale etmesine müsait olmayan haklardır. Bu. İnsanoğlu tecrübelerle, tarihi şöyle bir yol gibi düşünelim. Eskiden ilkokulda medeniyet yolu diye bir kitaplarımızda renkli bir resim vardı. Bir yol açmışlar yeşil bir ortamda, bir yol gri, kıvrılarak bir yol geliyor, medeniyet yolu filan diye. Bir yerde çağları başlatıyor, bir şöyle oldu bilim falan diye. Böyle bir insanlık yolu düşünelim. O yola insan koyulduktan bu yana insan hakları zaman zaman gündemi meşgul etmiş. İnsan hakları derken hak oluşturalım değil. İnsan haklarını insanlara ne kadar yaşatalım? Yani Allah'ın verdiği hakların insanlar tarafından kısıtlanması, efendim Allah haklarından kul tarafından engellenmesi olayları yaşanmıştır. Mesela ansiklopediden buraya gelmeden insan hakları maddesini açtım. Eyvallah. Bir hukukçu yazmış. 3-5 sayfa bayağı uzun yazmış. 1215 tarihli İngiliz Magna Carta'sından almış. Öncelerden de belki bir şeylerden bahsetmiş olabilir. Hatırlamıyorum. Efendim Fransız ihtilalinden bahsetmiş. 1789. 1770'lerde Amerika'da bir takım bildirgelerden bahsetmiş. Getirmiş 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi. Böyle bir panorama çizmiş. Bir baktım ki bu iş içerisinde, bu panoramada ne Allah'ın vahyi var, kitabı var, ne efendim Peygamberimizin Medine yerlileriyle yaptığı anlaşma var, Medine vesikası, ne veda hutbesi var, ne de Kur'an'a ya da sünnete başvuru var. Hiçbirisi yok. Üstelik bu İslam ansiklopedisi. Çok acı hocam hakikaten. Bir de bu var yani. Tabii şeyin kenarına yazdım. Kur'an, sünnet, vahiy ile hiç referans yok burada diye. Şimdi biz yine öbür şeye dönelim. İnsanlar zaman zaman insan haklarını ne yapalım, ne kadar kullandıralım diye çalışmalar yapmışlardır. Bakınız Allah'ın verdiği hakları biz ne zaman kullandıralım diye çalışmışlar. Halbuki insan hakları, doğuştan gelen insan hakları başkalarının müdahalesine müsait haklar değil. Senin kanunla, yönetmelikle, nizamla, intizamla, efendim Rönesans'la, anayasayla, uluslararası hukukla vereceğin bir şey değil. Zaten var. Senin yapacağın şey onu kamil şekilde korumaktır. Koruma diye yola çıkmışlar. Ama bakıyorsun ki %15'ini uygulatalım. %85'i orada duralım. Bir başkası, bir başka devlet ya da bir zaman dilimi ortaya çıkmış ya %35'ini kullandıralım. %65'i yok. Efendim %55'ini kullanalım. Geri tarafı yok. Ben şimdiye kadar bütün bu bildirgelere göre İnsan haklarının kamil anlamda kullanıldığı bir devlet ya da bir çağ, tarih çağı hatırlamıyorum. Sadece peygamberlerin oluşturduğu ortamda var. Ve en iyi bildiğimiz şekliyle peygamberimizin oluşturduğu toplumda var. Evet. Ben başka görmedim. Harika örnekleri var değil mi? Hiçbir devlet şimdi var. Ben Efendim, insan haklarına saygılıyım derken
%100 saygılıyım gibi bana anlatmasın. Hepsi yalan söylüyor değil mi hocam bunlar? Belli oranda. Tabii. Devletler insan haklarına saygılıyız derken oranı biraz yüksekse havalı havalı söylüyor. %15-20 ise tamamına saygılıyım der gibi. Yüzdesi düşükse kemküm ediyor. Benim gördüğüm böyle. Halbuki bütün devletlerin anayasalarında benim bildiğim kadarıyla var. Hiç kimse dil, din, renk efendim şeyinde ayrımında bulunamaz. Herkes hakları sahiptir. Yazıyor. Herkes dilini konuşabilir, öğretebilir, öğrenebilir, öğrenme hakkına sahiptir, kültürünü yaşatabilir. Din seçmede serbesttir, dinini yaşayabilir. Bunu bütün anayasalar yazar. Renk farkı yoktur. Beyazın siyaha üstünlüğü yok filan gibi. Bütün yasalarda bu anlayış yazılıdır. Az önce Amerika'nın kendi söylerken gülesim geldi. 1776'larda bildirge yayınlamışlar Amerika'da. Halbuki bu tarihten 200 sene sonra bile belediye otobüslerinde beyaz ve zenci ayrımı vardı. 200 sene sonra bile diyorum bakınız. 200 sene öncesinden bildirge yayınlamışlar. E hadi uy. Yok o. Şimdi biliyorsunuz yine batıdan bize dünyaya üflenen bir ulus devlet anlayışı var. Ulus, ırkçılık yani. Irkçılık. Ulus devlet anlayışı ya da ırkçı devlet anlayışı varsa insan hakları yaşanamaz. Hiç kimse bana anlatmasın. İnsan hakları konusu evrensel bir devlet anlayışını mecburi kılıyor. Mecburi. Sen tek ırka dayalı bir devlet oluşumunu yapıyorsan bileceksin ki kendi ırkından olmayanların haklarında resmen olmasa bile fiili kısıtlama yapıyorsun demektir. Bu tarihte de böyle olmuş. Mesela Romalıları ele alalım. Bir Roma vatandaşı var, asil vatandaşlar. Bir de Romalı olmayanlar var. İkisi ayrı anayasaya, ayrı kanuna tabidir. Zamanımızda kanun aynı, uygulama farklı. Yani dünyaya karşı bak benim anayasam budur diyebiliyorsunuz. Ama uygulamaya geldiği zaman bakıyorsun bir sürü falsoyla karşılaşıyorsunuz. Hatta devletin o falsosu vatandaşa da yansıyor. Vatandaş da elinde olmadan onu otomatik olarak ortaya koymuş oluyor. Yok yani. Öte yandan mesela geliyorsunuz eski Yunan kültürüne bir bakınız. Hadi Helen kültürü diyelim. Biraz daha Yunan'ı da içine alacak şekilde. İnsanları ikiye ayırıyorlar. Helen olanlar, Helenizm olanlar ve Helen olmayanlar diye ayırmışlar. Avrupa'ya geliyorsunuz. Cermen ırkından olanlar, Alman, Avusturya bilmem ne olanlar ile Cermen ırkından olmayanlar. Şeye bakıyorsunuz Mekke müşriklerine. Arap olanlar, Arap olmayanlar, Acemler. Hepsinin adı tektir yani. Arap bir tarafa, Arap olmayan 500 tane ırk bile olsa tut birini vur ötekine der gibi ortak adı vardır, Acemdir yani. İşte insanoğlu bu kör anlayıştan kurtulamadı. Hala da kurtulmuş değil. Zaman zaman bu kör anlayışın verdiği zararlardan bıktıkları için kurtulmaya çalışmışlar. Belli oranda da çemberi delmişler. Ama o çemberin dışında yine bir çember oluşturmuşlardır. Çemberi sonuna kadar yırttık diye bir anlayışı ben bir tek vahide görüyorum. Eyvallah. Başka yok. Ve vahiy kaynaklı değil mi? Tabii. Vahiy kaynaklı. Devlet ona göre yapıyorsa tabii. Şimdi de insanları böyle bir çaba içerisinde veya aşmış gibi bir havada görüyorum. Aslı aşılmamış. Yok, yani. Aslı yok o havanın. Tabii. Aslı yok yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birleşmiş Milletler hani Cumhurbaşkanımız neydi? Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. O güzel bir cümleydi yani. Şimdi soralım.
İsrail Birleşmiş Milletler'e bağlı mı değil mi onu ben bilmiyorum. Herhalde bağlı değil. Peki Birleşmiş Milletler İsrail aleyhine olacak bir kararı alabiliyor mu? Alamaz. Bir asırdır neredeyse Filistin davası vardır. Böyle bir müdahale var mı? Yok. Hani insan hakları vardı? Ama lafa geldin mi hiç kimse 1948 Birleşmiş Milletler beyannamesi, insan hakları beyannamesi hiç kimse dilinden, dininden bilmem neyden işte neyse sayıyorlar ayrımcılığa tabi tutulamaz. Ama yok. Peki bir Filistinli sen evinin için başına çıkıyorsun? Çocukların için öldürüyorsun? Nerede bu insan hakları? He, nerede? Bunu sadece İsrail yapıyor değil, hani söyleyeyim. Irkçı kafalan hepsi yapıyor. Evet. Ben bunu yapmayan ırkçı kafa hatırlamıyorum. Eyvallah. Hepsi yapıyor. Ya bir kafa ırkçıysa her şey beklenir. Dolayısıyla anlamında. Bir kafa ya da bir devlet yapısı ırkçı ise ben onun ulus insan hakları söylemini fasafisi olarak görüyorum. Eyvallah. Açıkça. Dünyayı bu noktadan şöyle bir bir düşünebiliriz. Bunun dışına çıkabilecek, tamamen çıkabilecek, her şeyle çıkabilecek ben bir devlet görmüyorum. Şu anda yok. Ama kiminin oranı düşüktür, kiminki biraz fazladır. Mesela diyelim ki insana insan olarak muamele yapan ve merhamete sahip bir anlayışla yetişmiş olan bir toplumda bunun yüzdesini yüksek görürüz. Ama %100 olmaz. Ben görmedim. Yok. %100 bir tek. Şu anda dünyada hiç yok mu hocam? Siz... Ben hatırlamıyorum. Kesinlikle yok. Daha önceden işte bir tek sahabe toplumunda görüyorum. Onun Peygamberimize dedim ya onu da görüyorum. %100 ben görmedim. %100 yok. O zaman her toplum kendisini bir hesaba çekmeli. İnsan hakları konusunda benim karnem nasıl? Zayıf var, orta var, iyi var, pek iyi var. Dünyada ben pek iyi zor görüyorum ama pek iyiye yaklaşmış olanlar var. Bunu da haklarını inkar etmeyelim. Yani. Kimler var mesela aklınızda var mı? Ya ben şimdi nereye gideyim? Öyle devletler var diyorsun. Boş ver, girmiyorum yani. Evet. Böyle. Peki insan haklarına tam uygun bir şekilde oluşması için ne yapması gerekiyor toplumlarda? İnsanın kafasında bir devrim meydana gelmesi gerekiyor. Vahiy kültürü ile beslenmiş bir aklın devrim geçirmesi gerekiyor. Vahiy kültürü bu önemli. Tabii ki bu kesin o. İnsanı Allah yarattığına göre, insan hakları Allah tarafından verildiğine göre insan haklarının kültürünü de Allah'tan almamız gerekir. Amin. Öyle ya. Amen. Senin yaptığın bir şeyin yönetmeliğini ben niye yazan? Böyle bir hakkım var mı? Sen bir makine yaptın mesela. Bununla ilgili yönergeyi senin yazman gerekir. Senin yaptığın şeyi benim yazarsam şey olur mu? Hakkaniyet olur olmaz. Mu? Olmaz. Bir insan Allah yarattıysa haklarını da kanuna bağlı olmaksızın o verdiyse Allah'ın sözleri de vahide ise hükümleri vahiy çerçevesinde biz insan haklarını belirlemek zorundayız. Mesela Hucurat Suresi 13. ayet. Biz İşte sizi topraktan yarattık. Kadın ve erkek neyse yarattık. Sizi kabilelere, kavimlere, ırklara ayırdık ki tanışasınız. Adres gibi. Hemen Allah Teala burada söylüyor. Bir ilaç aslında değil mi Allah hocam bu? Allah katında evet. En yükseğiniz, eyvallah. En itibarlınız, Allah'tan en çok korkanız. Bitti. Olay bitmişti. Buraya bir gelebilse insan olur. Hatta Orwell'in Çiftliği diye bir roman hatırlıyorum. Evet, ben. Evet. Orwell'in Çiftliği. Biz okumuştuk herhalde hocam. Orwell'in Çiftliği'nde şöyle bir cümle geçiyormuş. Ben okumadım. Çiftlikte hayvanlar var ya. Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar daha da eşittir. Doğru, zamanımızdaki öyle bir şey geçiyor. Zamanımızdaki demokrasi de insan hakları çok da böyledir. Tam güzel ifade etmiş. Yani bugün sanki demokrasi, insan hakları kullanılıyor. Sadece ismi var ama içi boş. Oho, barış. Yani. Barış kelimesi. İnsan hakları. Hı-hı. Değil mi? Bilmem ne hakları. Demokrasi. Hı-hı. Yani hepsi belli bir yerden sonra hikayeye dönüşüyor. Eyvallah.
Bunun için de dediğiniz gibi İşte o beyin çiftliğine doğru gidiyor yol. Bütün önce, hayvanlar eşittir. Eyvallah. Bazı hayvanlar daha da eşittir. Yani az önce dediğiniz gibi vahiy kültürü olması lazım. Evet. Resul Efendimizin o hani kimsenin yüzüne bakmadığı o zencileri değil mi? Evet. Baktığımız zaman işte onunla zencileri, ilgili bilmiyorum kaç dakikamız var sözümüz hocam, kestim. Bir 6 dakikamız var. Tamam. Evet. Yani sözüm hakikaten tamam. Baktığınız zaman hayranlıkla izliyorsunuz o tarihi süreci. Ben o hayranlıktan müthiş bir iki tablo anlatacağım ben şimdi. Buyurun hocam, buyurun. Şimdi örnek çok da. Aklıma gelen bir örnek. Aklıma gelen birkaç tanesini söyleyeyim. Hatta birini anlatırken öbürü de aklıma geliyor şimdi. Vakit yetmeyebilir. Selman-ı Farisi biliyorsun İranlıdır. Eyvallah. Peygamberimizin ehli beyti kimdir? Kendi ailesi değil mi? Dikkat buyurun. Selman-ı Farisi ehli beyttendir. Peygamberimizin bizzat amcası Ebu Leheb ehli beytten değildir. İşte ölçü bu. Ve Kur'an-ı Kerim müşriklerin atalarının dininden, örfünden alıntı yapan gayri meşru şeyleri yeriyor. Mesela puta tapıcılık. Biz atalarımızı bu din üzere bulduk diyorlar, vazgeçmiyorlar değil mi? Atalarını hesaba çekeceksin. Vahya ne kadar uyuyor? Uyuyorsa bendendir. Uymuyorsa benden değildir. İsterse bizzat kardeşim olsun. Çizgi bu. Tamam. Bu bir. Evet. Ben Selman-ı Farisi anlatacaktım. Bir grup sahabi oturmuşlar. Herkes şöyle kendisini bir tanıtsın demişler. Biri demiş ki ben Abdüddar oğullarından falan oğlu filan filan böyle bir uzun yani şey. Havalı. Sen kabarık. Bir başkası ben Evs kabilesinden falan 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 filan. Bir başkası ben Hazreç'ten falan falan falan. Sıra gelmiş Selman-ı Farisi'ye. Ben demiş İslamoğlu Selman. Bitti. İslamoğlu Selman. İslam'dan müzikini saymıyor. Eyvallah. Ben diyor köle idim. Muhammed sebebiyle aleyhissalatü vesselam hür oldum. Fakir idim. Muhammed sebebiyle zengin oldum. Bu maddi olmayabilir. Kültür olarak zengin oldum. Şöyle idim, şöyle oldum diyor. Hazreti Ömer kendisini tanıtıyor. Diyor ki ben de İslamoğlu Selman'ın kardeşi İslamoğlu Ömer. Allahu ekber. Allahu ekber. İnsanlık bu kafaya, bu anlayışa gelmediği sürece insan haklarından bahsedemezsiniz. Bizim kendi Müslümanların bu içinde kadar. Bile büyük problemler var hocam. Yani insan hakları, kulaklar anlamında. Tabii, sözler Müslümanlara da benim. Tabii yani şu an kendini büyük görme, enaniyet, kaftağında görme. Yani bırakamadık biz bunları. Baştan yani Müslümanların bir eğitilmesi lazım. Evet. Müslümanların kafasında bir devrim meydana gelmesi lazım. İkinci anlatacağım örnek, Bilal Habeşi biliyorsunuz zenciydi. Peygamberimizin müezzini. Ebu Zer el-Gıfari, o da ayrı bir sahabi, ayrı bir dünya. Bir gün nasıl olduysa, olur ya ağzından kaçmış, Bilal Habeşi'ye kara kadının oğlu deyivermiş. Kara kadının oğlu. Bilal Habeşi gitmiş üzüntüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş. Peygamberimiz Ebu Zer'i çağırmış. Ey Ebu Zer, sen de hala cahiliye izleri görüyorum. Sonra Ebu Zer ne yapmış ya? Bak şimdi. Gitmiş Bilal Habeşi'nin yanına, yere yatmış, rica etmiş. Demiş ki gel ayağınla yüzüme bas. Allah Allah Allah. Bas bas. Bu anlayışa insanoğlu tarih boyu ulaşmış değildir. Eyvallah. Böyle bir anlayışla insan hakları kamil hale gelir. Eyvallah. Başka olmaz. Dünyanın bir numaralı devletini düşün şimdi. O devletin başkanı kendi lüks neyse makam arabasıyla bir yoldan giderken yol kenarında bir efendim otostop bekleyen, yapmak isteyen bir gariban durduğunu düşünelim. Bu devlet başkanı arabasını durdursa ve o garibanı arabaya alsa dünya basınında insancıl olarak anlatılır bu. İnsan hakları, ya, saygı de, bilmem ne. Peki Hazreti Ömer bunu yapmış ama. Ya. Kudüs fethedilmiş. O zaman İslam İmparatorluğu diyebilirsiniz. Devlet Başkanı Halife Hazreti Ömer
kendi kölesiyle deveye nöbetleşerek biniyorlar. Kudüs'e girerken sıra kölede, köle deve üzerinde, devlet başkanı başını çekerek gidiyor. Müthiş bir manzara. Dünya insanları bu tabloyu niye değerlendirmez? Hı hı. Böyle bir ortamda insan hakları %100'üyle yaşanır. Hiç kimsenin de geleceğinden endişe etme durumu olmaz böyle. Ya. Bazen böyle rastlaşıyoruz hocam, yani toplum içerisinde. Hı hı. Değil devlet başkanı, adam bir şirketin yönetim kurulu başkanı. Hı hı. Çalışanlar diyor ki sen basit bir çalışansın, ben yönetim kurulu başkanıyım, hı hı, diyor. Şimdi hakikaten bu şeye ermek, yani manevi olgunluğa ermek çok önemli. Kibir, tabii, adını onur koymuşlar. Ha. Aslında kibirdir. Kibir, firavuni kibir bir şeydir bu. Aynen. İnsanımızın o hücresine işlemiştir. Ya. Anlatan insanda da vardır. Bunu nasıl kurtaracağız hocam insanlığımızdan, toplumumuzdan? Ne bileyim ben. Yani hakikaten vaazla olmuyor bu iş. Olmuyor. Örnekleri çoğaltmakla belki. Evet. Yaşayan örnekler değil mi hocam? Tabii. Evet. Tevazu örneklerini yaşayanları çoğaltmakla. Eyvallah. Ben buna çok dikkat ederim ama etkili oldunuz mu? Etkili olamadım. Onu söyleyeyim. Yine herkes bildiği gibi gidiyor yani. Cibilliyetten getirdiğini götürüyor. Ha, cibilliyetten. Tabii. Hani DNA'sında diyorlar, evet, yani. Asluhu nesluhu yani. İşte neyse oradan getiriyor. Eyvallah. Şöyle bağlayalım. Irkçı bir devlet anlayışında insan hakları yaşanamaz. Belli ölçüde belki olabilir, kısıtlanarak. Dünyada %100 insan haklarının yaşanabilmesi için Peygamberimizin oluşturduğu toplum kamilen o örf, adet yaşanması gerekir ki olsun. Eyvallah. Hazreti Ömer yine Kudüs'e girdiğinde kilisede namaz kılmamıştır. Niçin? Caiz değil mi? Caizdir. Kılabilirsin. Ama demiştir, ben orada namaz kılarsam, hmm, beni örnek edinirler. Eyvallah, kötü örnek olur. Burayı camiye çevirirler. Ya da şöyle diyelim, burayı yıkarlar. Onun için dışarıda kılmıştır. Yani. Eyvallah. Olay bu. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Peki. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız Allah için. Allah razı olsun. Başka programda yine değişik konulara, güncel meselelere devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, İlimden İrfana programımızın bu haftaki konuğu Ehl-i Sünnet Alimler Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızdı. Hem şahsın hukukunu bitirdik böylelikle ve insan hakları konusunu işledik. Başka bir programda buluşmak temennisiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.